Kaymaklı badem pare. Adı güzel. Bakalım kendi de güzel mi? En güzelini bulalım. Vallahi kızacağım ha. Çok sert olmuş badem paremiz. Gerçekten bayağı yani kesilemiyor, bakar mısınız? Kızarmamış. Çok bembeyaz duruyor. Aa, altı fena değilmiş. Çok kuru ya, çok kuru. Şu üstündeki yalnız kaymağını çok güzel yapmış. Bayağı bayağı güzel kaymağı. Kıvamı da çok güzel, lezzeti de güzel. Aslında badem parelerini, şekillerini çok eşit yapmış, yuvarlamasını güzel yapmış. Ne olduysa kızartırken bir sorun yaşamış, çok kurutmuş. İkinci tabağımız. Bu bir şeker. Şerbet bu yani. Nasıl yapabilir bunu şefim ya? Bunu başarmak da mucize ha? Bu ne olmuş ki böyle? Çok mu kaynamış? Öyle mi yani? Aa, ilk defa hayatımda böyle şerbet görüyorum. Şerbeti korkunç olmuş. Ay lütfen hepsi böyle olmasın, çok üzücü. İçi hamur. Yayılmış zaten böyle, salmış kendini. Değişik bir şey olmuş, şerbetine bin şahit ister şerbet demeye. Kaymağı bile koyu. Ay bu geline çok kızdım şu anda. Çok yani asla olmayacak bir tabak bu. Finaldeyiz yahu, yedinci günü. Her gün bir çeyrek alınıyor. Bu gelin korkunç bir tabak çıkarmış. Bu çok güzel olmuş. Bakar mısınız? Şerbeti şıkır şıkır çekmiş. Eşit yuvarlaklarını güzel yapmış. Kaymağına bakalım hemen. Çok güzel. Bu tatlı çok lezzetli olmuş. Yani bütünü çok güzel. İçinde irmik var ya hamurun. Muhtemelen o sertleştiriyor tatlıyı. Yani bu da böyle pamuk gibi değil. Yani böyle şekerpare gibi çatalı vurduğunda ayrılan bir şey değil, ama bu badem pare çok güzel olmuş. Kaymağı bir tık koyu ama sorun değil, çok lezzetli. Son tabağım. Bu gelinimiz yuvarlaklarını eşit yapmış. Ama bunda da çok sertlik var. Güzel kızartmış. Bak altını, üstünü, aslında şerbetini güzel yapmış. Ama çok kuru. Yani gerçekten kayınvalideleri görün bakın nasıl söylene söylene yiyecekler. Şey çok güzel. Kaymağının kıvamı çok güzel. Kızarması, görünüşü güzel. Ama görüntü var, ses yok gibi bir şey olmuş. Çok lezzetli, ağzımda kalan tadı çok beğendim. Ama sıkıntılar var onda da. Şuradan başlayayım ya. Şu gelinimize, şimdi o 4 ile kıyaslayacağım. 4 ile kıyaslarsam bu tabağa 2 vereceğim. En azından yani ortada güzel böyle yuvarlakları yapılmış, kaymağı yapılmış, şerbeti güzel bir tatlı var ama çok sert ve kızarmamış diye bu kadar puan kırdık. İkinci tabak, konuşmama gerek yok. 1 puan. Eksi falan böyle puan veresim geldi. Çok kötü bir tabak. Üçüncü tabak gördüğünüz üzere 5 puan. Yıldızlı 5'ini kapsın. Ona 2 verdiysek buna 3 verebiliriz. Dördüncü tabak da 3 puan şu güzel kaymağının kızarmasının ve şerbetinin hatırına. Hadi bakalım. Final serisinin 7. günü. Çok az kaldı. Her gün çok önemli. Kim 2 puanla başlıyor güne? İki puancık. Bakalım kimin? Başak. 3 puanımız da burada var. Görüntü güzel olsa da gerçekten de sıkıntılar olan bir tabak. 3 puan, ortalama 1 puan, sahibini bulalım. Damla, ah Damla, bugün de olmamışsın.
Bugün de çeyreği unutabilir size. Rahat rahat söyleyeyim bunu. Çünkü ona yüz vermez. Kendi kayınvalidesi bile yüz vermez. Burada bir yıldız var. Bakın üç tabak var. Üçü de can çekişmiş, cebelleşmiş. Bu gelinimiz rahat rahat çok güzel bir tabak koymuş önümüze. Sahibini bulalım. Kıymet mi, Zeynep mi? Sıkı durun, vallahi çok merak ettim. Açıyorum ve açtım. Zeynep, çok da şaşırmadım. Kıymetçim, çok merak ediyorum şu tabağı nasıl açıklayacak ya da savunacak mı? Lütfen büyük bardaklarla çayınızı, kahvenizi doldurup keyfinize bakın. Çünkü sıra kayınvalidelerde. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam! Oo! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Tuğba'yı gönderdim, 20 bileziği koluma taktım. Allah! Tamam anneciğim, devam. Gelinin mutfaklarına doğdum, hem efsane hem zengin oldum. Kıymet! Kendinize güvenin, ben öyle yaptım. Aleyna! Geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! Hem fenomen oldum, hem de zengin oldum. Zeynep! Kendine güvenen gelinler. Siz de gelin, siz de kazanın. Hemen başvurun ve gelin, bu bileziklerin sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız, hemen başvurun. Çok güzel miyiz?